Alo. Çok güzel bir yer Merhaba. seçtin yatmak için. Süper. Yalnız var ya arkadaki görüntü çok güzel görünüyor. Hiçbir toplamasak da yoksa böyle sadece poşetlerin üzerine adresi yazıp göndersek mi? Arkadaşlar merhaba. Şimdi dün arkadaşlar çekilişimizi yaptık. Kazanan arkadaşlar belli oldu. Şimdi biz onların kargo paketlerini hazırlayacağız. Ve o zaman çok yorulacağız. Elif'in çok ısrar ettiği bir şey var. Arkasından da hamak açacağız. Elif'in yeni hamağı arkadaşlar. Elif çok seviyor hamakta yatmayı ve bizim eski diğer hamağımız bizim çürümüştü ahşap olduğu için. Şimdi yeni bir tane hamak aldık. Onu açacağız. İnşallah becerebiliriz. Ama önce şunları bir yapalım. Paketleyelim hepsini. Arkadaşlarım çünkü çok hoşuna gidiyor. Kendilerine gelecek şeyleri görmeleri. Başlayalım. Bunlara kartonları, kutuları getirelim önce. Oh. Ahmet Bey buraya bayağı bir kutu getirmiş. Şimdi ben buradan bakıyorum. Önce numarayı söylüyorum. Bir numarada kim vardı? Bir numarada. Dur. Kimmiş? Tuğçe. Tuğçe Koyuncu. Tuğçe Koyuncu. Tamam. Birinci kazanan Tuğçe Koyuncu'ydu. Neydi onun hediyesi? Şöyle çıkartalım. Bir tane Barbie Dreamtopia ev. Hop. Bir tane... Ha, biz onu ekstra biz onu koymuştuk. Ve kitaplarını da nasıl bir kutu bulacağız? Çok güzel bir yer seçtin. Nerede? Duman olsa şimdi dumanın çok hoşuna gider burası. Duman dışarılarda arkadaşlar. Arkadaşlara şeyi de söyleyeyim. Bizim arkadaşlar artık neredeyse bir tane kedimiz var. Çünkü oraya hiç eve sokmayı başaramıyoruz. Eve giriyor, emeğini yiyor, hemen kaçıyor gidiyor. Yani biz tek kedimiz varmış gibi yaşıyoruz resmen. Onun için acaba diyorum ben bir tane daha kedi mi alsak? Oraya nasıl olsa bahçede yaşıyor. Hiç evde yaşamıyor. Ya da bir tane daha hav hav mı alsak? Hadi gel gel hadi bana yardım etmiyorsunuz siz hadi. Şöyle bunu şuralardan keselim. Şunu yan tarafına koyabilir miyiz kitapları? Bu hazır kutumuz. Şuraya koyalım onu. Şimdi iki Samet Pınar Özdemir. Samet Pınar Özdemir'e. Orada neler var bakayım ikide. O Chelsea'nin piknik evi galiba değil mi? Bu Chelsea'nin piknik evi diye geçiyor değil mi? Ha, bir tane kelime oyunu. Bir de kitaplar mı vardı? Şu köşeye, köşeye, köşeye. Hop, Tamam. iki numara da hazır. Tamam. Üç. İşte Havva Havva. Özkaya mıydı? Şimdi biz gene poşetin içine koyalım. Poşetin içinde gönderelim. Havva Özkaya'ya da arkadaşlar bir tane LOL, bir tane Barbie gönderiyoruz ekstradan. Bir de kitaplar. Yazdın mı kitapların içine bir şey? Ne yazdın? Bakayım. Göreyim. Elif'ten sevgilerle yazın. Aferin sana. Süper oldu kutusu yalnız. Herhangi bir yere koyabilirsin. Ha. Tamam. Bu da 3 numara. O 4 en zoru. Getir. Büyük karton ev. Arkadaşlar bu çok büyük bu var ya. Büyük karton ev. Bir tane daha bir şey koymuşuz buraya. Hop. Aa tamam. Bir tane kelime oyunu ve yine kitaplar var. Bir tane. Sen kitaplara yaz. 4'te kim var? Çiğdem Taşdemir. 4 bir saniye. Şuraya kızım şu köşeye yapıştır. Dur bunu arkadaşlara da göstereyim. Arkadaşlar bakın. Bu keki tamamen Elif yapmış kendi başına. Neler var içinde? Elma var. Bisküvi var burada. Evet. Bisküvili kek mi olur ya? Olur. Başka elma var. Elma var. Böyle nasıl? Merak ettim tadını. Güzelmiş. Çok enteresan. Gerçekten güzel Elif. Bisküvili kek de ilk defa yedim. En iyisi bunu bir arkadaşlara yapalım bir videoda. Gösterelim arkadaşlara nasıl yapıyorsun. Tamamen Elif yapmış arkadaşlar. Ben de görmedim. Ben yokken yapmış. Beşinci hediye Payfest mi? Kime o? Kime? Fatma Müleyke. Yukarıya mı yazdın? Şimdi bunlara göre bir kutu. Oo, çok sağlam bir kutu oldu bu da. Evet. 7 kimmiş? Pınar Algül. Pınar Algül. Bir tane hızlı bu kalem on. Bir de Bilingles mı? Yine bunları poşette koyalım. Poşetle gitsin. Elif'ten sevgilerle. 7 numara. O en baştaki. O da galiba karton ev diye hatırlıyorum ama. Hayır, 7 numarada kim varmış? akşam. Ayşe Korkutel. Ha? Ayşe Akşam. mi?
Ahşap el mi o? Oo, ağırdır o zaman o. Ayşe Korkut eli herhalde. KRK TL. Ona bu da bayağı büyük bir kutu lazım ona da. 7 Pınar Akgül'müş ya. Bir saniye. Ben yanlış yaptım az önce. Yanlış söyledim. 8 Ayşe. Bu Ayşe'ninkiler. 7 numara o ahşap ev Pınar Akgül'eymiş. Ayşe'ninkiler neymiş? Çak bir beşlik ve pimponi. Kitaplarda var değil mi? Evet. Tamam, sen yaz onun üstüne. 8'i de hazırladık. Ayşe'nin hediyesini. Şimdi Adile Polan Özdemir. Adile Polan Özdemir. Oo, pasta şefiymiş onun hediyesi. Ama ona ekstra bir şey koymamış mıyız? Heh, bir tane de zıp zıp bardaklar koymuşuz. Kitap var mı kitap? Kitap var mı kitap? Aa, zıp zıp bardaklar değil mi bu? Ha, İngilizce kelime avı. Bu oyun çok güzel. Çok güzel. Bunu da şöyle buraya koyalım. Adile Polat. Şimdi İrem Keskin. İrem Keskin 2010. 2010 doğumlu muymuş acaba İrem? Senden bir yaş büyük mü oluyor o zaman? Ne? Peynir kapanı. Bir de hızlı bardaklar. Kitap yok muymuş? Var. Var. Kitap da var. Sen de onları yaz. 11. 11'de kim vardı? Berkay ne var? O Berkay'ın oyuncağından çıktı. Elif de seviyor bunu. Evet. Elif de bana illaştırdı. 11'de kime gidiyormuş o? Azra Gül'ün annesi. Azra Gül'e gidiyormuş yani. Güzel bir tane de Sofya mı koymuş? Sofya bileklik. Kitap da var. 12. Dur 11'i şöyle bir koyalım. Azra Gül'ün hediyesini. 12'de ne varmış bakalım. 12'de Ayşe. Ayşe 2012. Herhalde Ayşe de senden bir yaş küçük herhalde. 2012 yazdığına göre büyük ihtimalle 2012'lidir. Da Ayşe'nin hediyesi ne varmış? Jimnastik. Yine bir tane Sofya mı var içinde? Evet. Tamam. Kitaplar da var değil mi? Ne 13'te? Arkadaşım eşek. Sofya. Bu, hangisiydi bu? Kaçıncı? 13 numara. 13 numarada kim varmış? Arkadaşlar 13 numarada bir arkadaşımız var. Çok şanslı bir arkadaş. Çünkü bizim daha önceki çekilişlerden bir tanesinde de kazanmıştı. Burçak, dur göstereyim size bakın. Burçak Vlog diye ben hatırlıyorum onu daha önceden. Daha önce de bizden bir hediye kazanmıştı. Şimdi ikinci defa kazanıyor. Biz ona teklif ediyoruz ki arkadaşlar muhakkak bir milli piyango falan alsın. Evet. Çünkü çok şanslı. 20 bin kişinin. Burçak bu sefer yine kitaplar var değil mi burada? Artı bir tane Prenses Sofya bileklik var. Bir de asıl kazandı neydi? Asıl kutuda ne vardı hediyesi? Arkadaşım eşek vardı. Çok güzel. Tamam, bir tane de pimponi koyalım. Onun da bir şeyin içine. Bir saniye. 14. Şu 13 koysanıza Burçak'ın hediyesini. Şimdi Nisan 99. Onun neymiş? Tuvalet Trouble ve Prenses Sofya bileklik kitap. Yine bir tane de şey koyalım onun yanında. Pimponi koyalım onun yanında. Kum boyama o evet. Kime? 15 numara. Bir tane de Bilingles mı koymuşuz yanına? Evet. Kum boyama Bilingles. Kimeymiş o? Aa, onu bilemiyorum ya. Nonun 3153. Elif tam senin yaşlarında bir arkadaş bak. Gördün mü? Evet. Okuldan fotoğrafı var. Tamam. İkisini koyalım. Sen kitapları yazıyorsun. Koyabilirsin 16. Onu da oraya. Evet. Şimdi 16. Ne varmış 16'da? Oo, Monopoly. Para yağmuru. Sonra SpongeBob. Başka kimeymiş o? Nefise Güneş'e. Elif. Tamam, bunu da ayrı bir poşete koyalım. 17'de ne var? Prenses Şatosu. Bir de Molly Dedektif mi? Onları yine ayrı ayrı paketleyelim. 16 nereye koyduk Elif? Şurada ama onlar karışmasın kızım. 16'yı 15'in üstüne koy. 16 şimdi 17. 17 kimeymiş bakalım. 17 Elif Zeynep Kartal'a. Aa, Elif Zeynep Kartal'a bak. Ne vardı orada? Prenses Şatosu, Molly Dedektif. Bir de onlar 3 kardeşlermiş. Bir tane de pimponi koyalım oraya. Elif Zeynep'in kutusunu da koyduk arkadaşlar oraya. 18'de ne var dediniz? İpek. İpek İbiş. İpek İpek'e ne gidiyor? Bir tane Air Troubles, bir tane de Hedef 5 oyunu. Şimdi onları da kutulayalım. İpek'in hediyesini kaldır kızım sen. Şimdi 19. 19'da yine karton ev mi var? Evet. Hem de büyük karton ev. İşte büyükleri arkadaşlar kutulamak çok zor. 19'da kim varmış? Aa, bizim şey. Fan. Aa. Evet. Dur. İsmini öğrenemedim ama ya.
Onun ismini merak ediyordum. Dur. Ucu eci nasıl bir kutuya? Burada ne var bunun içinde? Pimponi. Hedef 5. Hedef 5. Tamam, bir tane satranç koyduk onun yanına. Başka? Prenses Sofia da var, bileklik. Başka? Hair Drabbles. O da. Ama ismini merak ediyorum. İnşallah yazarsın, ismini unutma. 20 numarada kim var en son? Zeynep. Zeynep'in hediyesi de neydi? Pimponi var değil mi? Pimponi şundan ne koymuşuz içine? Yok. Değil, pimponi değil. Kitaplara ben yazdım. Elif'ten sevgiler diye. Bakayım. Pinipon. Pinipon var 20 numarada. Bir de yanında Bakbul. Bakbul değil. Bakbul. Bakbul, tamam. Buna koyalım onu da. Zeynep'inkini de gönderelim. Ondan sonra gideceğiz. Yedekteki arkadaşlara da bir şeyler alacağız. Evet, bu da 20. 20 şöyle şuraya yapıştıralım. Sonuncusu da buydu arkadaşlar. Evet, bunu da koyalım. Arkadaşlar, hepsi hazır kargoların. Ama bunların hepsi yaklaşık bizim 3 saatimizi falan aldı arkadaşlar, hepsini hazırlamak. Ve Elif'in hamak hayali kaldı sonraya. Maalesef hamağımızı açamayacağız arkadaşlar. Ama şimdi gidelim, yedek arkadaşlar için de 2 tane hediye alalım. Koşturuyorsun. Beklesene. Anneyi de bekle oğlum, gel. Sen ne istiyorsun oğlum buradan? Tamam, bir tane şey alalım, tamam. Lukluklardan bir tane alalım. Onu sen mi istiyorsun? Onu tamam, sana açarız onu da. Şimdi değil. Önce şu kargoların hepsini bir bitirelim. Tamam, bir tane bil bakalım kim alalım. Tamam, birer tane hedef 5, birer tane de şey koyalım. Pimponi koyalım yanına bir tane. Bir tane nutuktan al. En üstten. En üstteki. Evet o. Sen bir tane daha al aynısından, yine nutuktan. İki tane de falaka alabilirsin. Vatan yahut silistre, fark etmez. Ne aldın? Tom Sawyer. Tamam. Hadi. Gidiyoruz. Şöyle. Evet, ona Lukluk tam buna göre. Bir tane daha burada. Bir Indomie reklamı yapmış olalım. Indomie'nin kutusuna koyacağız arkadaşlar. Çünkü bunlara ancak o uydu. Kutusu. Yo, buna da girmiyor. Girdi. Tamam. Ne koyduk buraya? Bir tane Pimponi. Bir tane de Lukluk. Bir tane nutuk kitabı. Kitapları da koy sen poşete. Orada o ne kızım? İki tane de kitap koyalım böyle. Bu yedek bir. Dur şimdi onun üzerine yazalım. Arkadaşlar, yedek bir ile yedek ikiyi de hazırladık, oraya koyduk. Bakar mısınız ama şuranın haline bakar mısınız? Odanın halini göstereyim ben size. Odamız ne halde, bakın. 3 saattir arkadaşlar uğraşıyoruz burada, bakın. Her taraf mahvoldu, her taraf. Ama sonunda bitirdik. Çünkü 22 tane arkadaşlar paketledik. Bir de her birisi birbirinden boyutları farklı olduğu için kutu seçmekte falan çok zorlanıyoruz. Her zaman bu kutulama bizim epeyce bir vakit alıyor. Süper, gel. Tamam, birine de arkadaşlar şeyi kargolayalım. Elif'i kargoya verelim. Aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Elif, acaba seni böyle kutunun içinde kargoya bıraksak, hiç bakmasalar seni götürürler mi kamyonla? Çok, aslında çok değişik bir şey olur. Yapalım mı onu, deneyelim mi? Daha büyük bir kutunun içine koyacağız seni. Evet. Sonra da içine ışık da koyacağız. Evet. Güzelce İçin paketleyeceğiz. Bir de hava alacak bir tane böyle bir yer bırakacağız oradan. Evet. Pipetle böyle hava alacaksın. Biraz da yemek, su koyarız. Bakalım ne kadar zamanda seni fark etmeyecekler. Sürpriz sana. Açacağım demiştim, sana açalım. Arkadaşlar, bugünkü kargoların içinde 2 tane Hair Drabbles koyunca Elif de kendisine istiyordu zaten. Şimdi onu açacağız. Biz gidip gelelim anneyle, hemen açıyoruz. Tamam. Dur. Hop, Berkay'a bir tane daha şiş. Tamam, hepsi senin. Onların üçü de senin, çok rahat olabilirsin. Şimdi bunu açmadan benim aklıma şimdi ne geldi? Evet, arkasını vurdu. O kadar hızlı zıplarsan öyle olur Berkay. Yok bir şey, yok. Hangi filmi, timsah mı? Biraz o. Hayır Elif, bu Hair Drabbles'ı açmadan aklıma bir şey geldi. Biz bir tane de Burak arkadaşa söz vermiştik hediye için. Şimdi ona da gidelim, seçelim hadi öbür taraf. Koştur Berkay. Hop. Ne seçebiliriz? Evet, sincap. Sincap mı, susamuru mu? Nerede onlar? Onlar öbür tarafta. Evet. Tamam. Bir tane buradan peynir kapağını alalım işte içeriden. Orada var mıymış? Tamam. Doğru söylüyorsun. Bir tane de pie face, çok güzel. Elif. Pie face nerede kızım? Orada. Orada pie face. Bir tane de pie face alalım. Açamadım. Dur ben alayım. Evet, alıyorum. Tamam, bunu sen al. Evet, pie face. Sen de mi istiyorsun? Sana da verelim bir tane. Sincap.
Sincap, 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 sincap. Aa evet bak şu doğum günü eğlencesi de olabilir. Tamam doğum günü eğlencesi. Al tamam hadi. Mutlu oldun mu? Hadi o da senin olsun. Koştur bakalım onları da kutulayalım hemen. Kutulayalım sonra da ablanın oyuncağını aç. Bunlar hepsi Balıkesir'e gidecek. Bunları paketlere koyalım, poşetlere. Tamam. Burak'ın pie face, Burak'ın peynir kapanı başka. Burak'a bir de doğum günü eğlencesi. Bizim açtığımız doğum günü eğlencesi nerede? Onu yeniden oynayalım. Ya, çok zevkli bir oyuncu. Çok zevkliydi bu. Hop şöyle kapatalım. Evet şöyle kapatalım bakalım. Burak'ın da hediyesi arkadaşlar Bandırma'ya gidiyor. Burak'ın da koy kutusunu da Burak'ın. Evet, şimdi Elif sabırsızlıkla arkadaşlar bekliyordu burada. Hair, nasıl okunuyor bu? Hairdorables. Hairdorables. Onu açacakmışız arkadaşlar. Ve de şey ikinci seriymiş bu. Onun için Elif daha önce hiç açmamış. Tamam aç aç hadi bakalım. Aç da görelim. Çünkü bundan birkaç tane arkadaşlar çekilişlerde verdik sizlere. Onun için Elif de kıskandı. Dur tamam geliyor. Öyle mi? Aa, pardon. Yavaş kızım elini kesersin yavaş. Bakayım nereden açıyoruz? Şöyle. Şöyle şöyle. Açtım. İlk önce bunu çıkartıyoruz. Şimdi Berkay'a bırak olsa halledecek şimdi sana. Berkay sana şimdi yardımcı olacak. Bak ondan sonra bunu alıyoruz böyle. Çekiyoruz yavaşça ve... Yavaş. Yavaş. Bak buradan çocuk ve dara. Aa böyle bir şey. Evet. Ha şey gibi aynı. Lolo kutular var ya sürpriz kutular onlar gibi aynı. Şimdi birinci İçinden hangisi çıksın ben söyleyeyim arkadaşlar. Hangisi çıksın arkadaşlar sizce? Aa şu Taffy çıksın. Taffy çok şey renkli renkliymiş. Evet. Veya Picasso da güzelmiş. Bence şu kedicikler çıksın. Gibi. Limon mu? Evet. İyi, hadi bakalım limon çıkacak arkadaşlar. Bence Taffy çıkacak. Berkay açsın. Gel sen aç tamam sen aç. E niye ağlıyorsun Berkay'cığım ya? Hadi Berkay aç bir tane de sen aç. Aç burayı aç. Gösterlere nasıl açacağını. Aç. O oh, bravo. Yırt Berkay parçala. Yırt yırt yırt. Elif, üstünden açarsan açılır kızım. Bak şöyle şuradan. Bak. Aa yokmuş gerçekten açılacak yeri dur. Ben sana ona bir açılacak yer açayım en iyisi. Şöyle. Heh. Hadi aç bakalım Berkay sen de aç. Aa hepsi ayrı ayrı mı çıkıyor? Şapkadan hemen anlarım ben şimdi hangisi olduğunu. Ben gördüm. Sen hangisi olduğunu ben anlayacağım. Ben söyleyeceğim sana. Taffy çıktı. Hayır. Evet Taffy'ye bak. Taffy çıktı. Getir bakayım. Ona bakalım. Evet gerçekten çıktı. Tabii tabii Taffy canım baksana. Taffy. Taffy çıktı gerçekten. Berkay amma çok olay çıkardın ha. Bir sakin ol ya. E tamam da açın işte burada var daha bak bunları aç oğlum. Hayır bitti. Aa, nasıl? E hani kendisi nerede? Şimdi çıktı. Aa Taffy daha yeni çıktı. Bakayım. Anam da. Çok küçükmüş ya bu. Aksesuarlarını takayım. Bakayım. Aksesuarlarını taktı. Bir tane mi karakter çıkıyor? Ya bir tane daha var gibi sanki Elif bunun arkada. Şu arkadaki ne peki? İçinde var bak bir şey. Hiçbir şey yok mu bu? Yok. Arkadaşlar arkası sadece şeymiş bu. Karton kutu yapmışlar böyle. O karton kutuyu ev gibi yapıyorsunuz ona. Düzenliyorsunuz burayı. Doğru mu diyorum Elif? Evet. Burayı sadece böyle düzenliyorsunuz. Yani burada böyle yaşıyor. Evet. Taffy'nin evi olacak arkadaşlar orası. Ama o zaman çok pahalı bu ya. Lira 119 lira. Evet. Yani öyle oluyor işte ben sadece ne bileyim ben. Hayır ben böyle görünce bayağı bir burada bir şeyler var gibi geldi bana. Çok küçükmüş karakter gerçekten. Çok pahalıymış arkadaşlar. Bu neydi bu? Ha, bu Flair bu. Bu hayvanlar bir Flair'miş. Aa yok aynı. Lol'le aynı firma. Tabii tabii. Lol bebeklerin firması. Ama fiyatı çok yüksekmiş gerçekten. Çünkü hiçbir şey... Çok küçük bir tane karakter çıktı arkadaşlar içinden sadece. Bir de matarası da var. Afiyet olsun su içsin ondan. Dört yapraklı yonca. Yani bilmiyorum bana çok yüksek geldi fiyatı.
Tamam. Arkadaşlara bay bay yapalım biz. Arkadaşlar, yani Elif tabii çok beğendi karakteri ama yani güzel ama bence fiyatla karakter şey arası çok fiyat farkı var yani. Mesela LOL bebekler böyle bu fiyatlarda. LOL bebeklerde biraz daha böyle açarken falan daha güzel oluyor, keyifli oluyor. Tek tek açıyorsun. Ne bileyim, onun için artık belki onların fiyatı normal geliyor. Ama ama Elif çok beğendi. Evet. Arkadaşlara bir öpücük. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz. Kocaman öpüyoruz. Alo Berkay, sen de bay bay yap. Berkay çok meşgul. Berkay şu anda çok meşgul arkadaşlar.